Tabii. Ben de öncelikle Türk kadınının yarattığı bu çok güzel spordaki faaliyetlerinden, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Kadınlara bu fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini hepimiz görüyoruz. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında da çok güzel başarılara imza atıyorlar. Buradan tekrar tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi nafaka konusunda da sizin de belirttiğiniz gibi 4-5 yıldır aslında sürekli bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var diyerek takım taslaklar sürülüyor ve bunlar işte konuşuluyor, gündem oluyor. Fakat daha sonra tekrar herhangi bir şey yapılmadan devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Nafaka konusunda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde şöyle der. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf daha ağır kusuru olmamak üzere mali gücü oranında karşı tarafın asgari geçimi için nafaka talep edebilir süresiz olarak diyor. Fakat 176. maddesinde de bunu aslında sınırlandırıyor. Yani o süresizlikten çıkartıyor, kaldırılma koşullarını söylüyor. Şimdi kaldırılma koşulları da neler? İşte nafaka alacaklısının evlenmesi, diğer bir sebepte yoksulluk durumundan kalkması, yani yoksulluk durumunun düzelmesi, aynı zamanda işte haysiyetsiz bir yaşam sürmesi gibi durumlarda da mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Yine nafaka borçlusunun ekonomik durumunda bir azalma olduğunda da yine mahkemeye başvurarak bunu azaltabiliyor. Yani burada bir kere şu kavram karmaşasını düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle bu bir süresiz nafaka değildir. Belirsiz süreli bir nafakadır. Bakın bunun altını tekrar ve tekrar çiziyorum. Bu belirsiz süreli bir nafakadır. Çünkü bunun daha sonrasında yasal metninde de zaten söylüyor, kaldırılma koşulları vardır ve bu koşullar gerçekleştiğinde de kaldırılabilir. Tabii bunun yanı sıra işte sürekli bir şu algı yaratılıyor, bir nafaka mağduriyeti algısı yaratılıyor. Bakın ben burada şunu söylüyorum. Bu mağduriyetler nelerdir? Bu konuda bir veri var mıdır? Şimdi boşanma davası ne kadar açılmış? Kaç tane açılmış? Kaçında nafaka bağlanmış, yoksulluk nafakası bağlanmış? Bağlananlardan ne kadarı tahsil edilebilmiş? Ne kadarı icraya düşmüş? Ne kadarı icrada ödenmemiş de işte hakkında ceza davası açılmış? Ben bu konuda bir veri olduğunu bilmiyorum. Yani görmedim. Bilmiyorum Cengiz Bey bu konuda Cengiz Bey, var mı bir bilgi veri var mı? bununla ilgili? Nuriye Hanım'ın sözünü bölmek istemem. Bitirsin, ondan sonra Tamam, ben bu peki. konudaki Tamam. görüşlerimi hem Şimdi dağılıyorum. böyle sayısal veriler olmaksızın neye göre ihtiyaç var da biz bir yasal değişikliğe gidiyoruz? Asıl aslında mağduriyet ben şurada görüyorum. Biz bu işin içerisinde avukatlar olarak gördüğümüz. Kadınlara bağlanan nafakalar zaten oldukça, bir de kadın diyoruz bakın yani burada esas sorun buradan geliyor. Aslında yasa metni nafaka alacaklısı ve borçlusu der. Kadın ve erkek diye ayırmaz. Ama biz neden kadın diyoruz? Neden kadına hep nafaka bağlanmak durumunda kalıyor? Asıl sorun işte burada. Çünkü kadın yoksul, yoksulluğa düşecek olan yine kadın, iş hayatında olmayan kadın, hasbelkader iş hayatına girmiş, çalışma hayatındayken boşanmış olan kadın da geriye tekrar işe gidebilmesi için bir kere işten ayrılmak durumunda kalıyor. Çünkü çocuklar olunca mecburen o çocukların bakımı için o kadın bir kere iş hayatından bir geri plana çekiliyor. Şimdi o kadının özellikle de bir özel sektörde çalışıyorsa tekrar işe dönebilmesi ne kadar gerçekçi? Veya evde diyelim bir yaşlısı var, bakıma muhtaç birisi var. Kim özveride bulunuyor? Yine o kadın özveride bulunuyor. Şimdi biz yasal düzenlemeyi eğer getirirsek, ya işte kadınlar kendi ayakları üzerinde dursunlar, kendi başarı hikayelerini yazsınlar dersek bu ne kadar adil olur, ne kadar hakkaniyetli olur. Hele ki gerçekliğe şöyle bir bakabilmemiz gerekirse kadın iş hayatı içerisinde zaten yeteri kadar değil. Olabilenler de dediğim gibi tüm bu olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklar içerisinde tekrar o iş hayatına geri dönmesi mümkün değil, çalışabilmesi mümkün değil. Siz şimdi belli bir süre getirirseniz şu kadar evli kalmış, işte o yüzden de şu kadar yıl nafaka ancak bağlanabilir, gerisinde işte artık kendisi ayaklar üzerinde dursun dersek asıl bakın mağduriyet buradan gelir. Asıl toplumsal huzursuzluk burada olur, eşitsizlik burada olur. Nafakanın özünde, yoksulluk nafakasının özünde zaten ahlaki değerler ve sosyal yardımlaşma vardır. Yani biz bunu yok sayarak, şimdi kadının güçlenmesini biz önümüze koymazsak, o kadını yoksulluktan kurtarmamışken biz bu yasal düzenlemeyi getirirsek biz neye, hangi yaraya merhem olabileceğiz? Bakın çok daha büyük kaoslara, çok daha büyük sorunlara yol açacağız. Kaldı ki şunu da söylemem gerekiyor.
takdir edilen nafakalar gerçekten çok az. Yani münferit bir takım böyle astronomik rakamlar gibi söylenen rakamlar gerçekçi değil. Toplumun geneline baktığımızda 300 lira, 400 lira, 500 lira gibi bir nafakadan bahsediyoruz. Ki bunların da inanın tahsilatı mümkün değil çoğunun ve çoğu nafaka alacakları da zaten bir şekilde orada atıl vaziyette duruyor. Şimdi burada en önemli sorun kadını bu nafakaya muhtaç hale getirmemek. Bakın sorun burada. Biz bu sorunu eğer çözmezsek, bu sorunla ilgili herhangi bir sosyal politikalar üretmezsek, kadının güçlenmesini sağlamazsak, kadın erkek eşitliğini bu anlamda da, yasal anlamdaki eşitliği fiili anlamda da ve zihinlerde de sağlamazsak, kadının bu yoksullaşması karşısında biz kesinlikle hangi yasayı getirirsek getirelim, hangi düzenlemeyi getirirsek getirelim, burada bir başarı sağlayamayız. Burada o soruna da merhem olamayız. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.